Türk sinemasının sultanı, yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe uzanan filmlerinde giydiği yüzlerce kostümü saklayarak Türk sinemasının belleğine de çok renkli bir sayfa ekledi. Beyaz perdede kostümler sergisi olarak gün ışığına çıkan yüzden fazla elbisenin anımsattıkları ile sinemada tasarım olgusunu Türkan Şoray'la konuştuk. Kostüm deyip geçmemek lazım. Çok önemli. Yani bir filmdeki bir karakteri canlandırmak yani için kostümü giydiğiniz, yani o kostüm tamamlıyor. Yani bir oyuncunun kostümü çok önemli. Bir kere o kostümü giydiğiniz zaman mesela böyle salaş bir şey giydiniz, fakirsiniz bilmem ne, yırtık ayakkabı, hemen o havaya giriyorsunuz. Bir böyle bir kraliçe gibi bir şey giydiğiniz zaman ister istemez o sizin o böyle şey yapıyor, onunla bütünleşip çok yani kostüm ona inanmak, yani kostüm benim için çok önemliydi. Yani bütün bu 40'ı aşan yıllardır sinemada bana yolculuk etti hepsi. Hepsinin bende anısı var. Bir kısmını, yani çoğunu ben kendim tasarladım. Yıllar önce çekilen filmlerde kostüm tasarımcı falan oluyor şimdi. Yani film setlerinde. İşte size öneriler geliyor falan. Böyle bir şey yoktu. Yani tamamen oynayacağınız karakteri size bırakıyorlardı, yani kostümlerini. Bir filmde ki alınan bütçenin yarısından fazlasını ben kostümlere veriyordum. Ama hiç bundan da, yani müthiş mutluluk duyuyordum. Hiç umurumda değildi, yani hepsini verebilirim. Çünkü o böyle şey yapıyor, bir tek sahne için mesela filmde böyle 2 dakika falan görünüyor. Mesela bir defilenin en değerli parçasını alıyordum. Yani şey, gözüm dönüyordu adeta. Ben günlerce çarşı pazar, işte ona uygun aksesuar, çantası, aksesuarı, kemeri, şapkası, çizmesi, bütün bunlara hep ben koşuyordum. Yani şimdi hazır geliyor işte, yani işte sette ayakkabısı geliyor, yüzüğü geliyor, küpesi geliyor. Yıllar önce o görevi biz yapıyorduk yani.